La 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 la. Hello, neredesiniz? Selam. Nasılsınız bakalım? Şahane. Geldik biz yine. Geldik, buradayız. Çoktan bahar gelmiştir. Göğe ermiştir. Hayırlı pazarlar efendim. Hepimize, hepimize hayırlı pazarlar. Selam. Arkadaşlarım merhaba. Harika bir şarkıyla başlıyoruz bugün. Efendim, Sezen Aksu'dan Kutlama isimli şarkımızla başlıyoruz. Videoma gelmek isteyen arkadaşlarım var. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de gelebilirsiniz, katılabilirsiniz. Ama bugün biraz vakit istiyorum sizden. Biliyorsunuz Instagram'da bir şey öğrendim. Canlı yayınlar bir saat sürüyormuş efendim. Bir saat sonra otomatik olarak sizi atıyor sistem. Yani sizi yok sayıyor. O yüzden eğer bir saati geçersek, anlayın ki ve kapanırsa, anlayın ki bir saat bitmiştir. Ben tekrardan bağlanacağım. Çünkü bugün konular uzun, çok uzun. Neden biliyor musunuz? Efendim, bugün benim yine çok sevgili, çok candan, benim can arkadaşım, sevgili Aileen Ball Taylor bizimle beraber olacak. Aileen kim? Aileen kim? Önce Aileen kim olduğunu ben size tekrarlayacağım. Bunu bütün arkadaşlarım size tek öğretene kadar anlatacağım. Efendim, Aileen uzman eczacı. Notlarıma bakıyorum yanlışlık yapmamak için. Aileen'cim uzman eczacı. NLP Master koçu. Aynı zamanda hipnoterapi ve timeline master'ı ve Reiki uygulayıcısı efendim. Yani bir dünya özelliği var Aileen'in. Ben tabii şimdi bu NLP ne demek, işte hipnoterapi ve timeline ne demek, bunlarla ilgili de bazı notlar aldım kendim. Size küçücük olsa da bilgi vermek istiyorum. Mesela hipnoterapi neymiş? Enteresan. Hipnoterapi, hipnozla yapılan bir tedavi şekliymiş. Bunu Aileen yapabiliyor. Artık bilemiyorum. Timeline Master ne demekmiş? Ona da bir bakalım. Efendim, timeline yaşam çizgimizle alakalı bir bilim dalı ve yaşam bilinçaltının deneyimlerini kodlayarak hafızaya kaydedilirken takip ettiği sıralama şemasıymış ki Aileen bunu da yapabiliyor. Şimdi Reiki zaten bir enerji bilimi, bunu zaten biliyorsunuz, bunda bir sakınca yok ve sıkıntı yok. Şimdi bugün mutlu olma sanatıyla ilgili konuşacağız. Nasıl mutlu olunur, nasıl mutlu olabiliriz ve korkularımızın üstüne nasıl gidebiliriz? Bunlar bizde nasıl travmalar yaratmış ki biz bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Endişelerimizden, kaygılarımızdan nasıl kurtuluruz? Bunlarla ilgili konuşacağız. O yüzden ben böyle bir şarkı seçtim, kutlamayı seçtim. Çünkü hem baharı kutlayalım, hem gelecek olan güzel günlere bir kutlama yapalım, hem de hayatımızla ilgili nasıl mutlu oluruz, bunu konuşalım istedim. Ve bu yüzden de sevgili Aileen'imi yine buraya konuk almak istedim. Pazar günümüze şöyle güzel küçük bir neşe olsun. Aileen'cim orada mısın? Eğer oradaysan lütfen yayına bağlanmanı rica ediyorum bebeğim. Çünkü yine bir sürü dostunuz gelmiş. Ben bu arada sizleri görüyorum. Merhabalar diyorum hepinize. Sevgiyle kucaklıyorum, sarılıyorum. Ama sürekli cevap veremezsem lütfen kızmayın. Çünkü bugün çok Aileen konuşsun istiyorum. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Aileen'im, seni bekliyorum. Bağlanabilecek misin tatlım? Evet, bakalım Aileen bağlanabilecek mi? Yayına gelirse sohbete başlayacağız ki geldi. Evet. La 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 la. Ay, çok şarkı. Merhabalar. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne kadar güzel bir müzik. Vallahi içim coştu. Değil mi? Şahanesin Tamar'cığım. Çok teşekkür ederim. Ama bence sen bizim içimizi daha çok coşturabileceğin için müziğe şimdi ara veriyorum.
Çünkü bazen müziğin sesi bizden fazla oluyor. Buradan da çok net anlaşılamıyor. Biliyorsun teknolojiyi şu anda düzgün kullanamıyoruz. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapıyoruz. Bu yüzden tatlışım artık müzik dinlemek istemiyorum. Seni Peki. dinlemek istiyorum. Bugün çok güzel bir şey konuşacağız çünkü değil mi? Aynı saçların mükemmel gözüküyor bu arada. Ay çok teşekkür ederim. Çok kıskanç oldum. Ben de Ben şahane de kıvırcık saçlıyım görüntü. biliyorsun ama beceremiyorum. Hep böyle düzleştiriyorum mecburen. Ben bu doğal bırakıyorum vallahi. Çünkü doğal kıvırcık öyle daha rahat ediyorum. Senin En güzelini yani yapıyorsun. vallahi. En güzelini yapıyorsun. Aylin bugün bana dedin ki Tamar, mutlu olmak sanatını konuşalım. Konuşalım. Nasıl? Konuşalım. Vallahi mutluyuz aslında, değil Ya mi? ben çok mutluyum. Şu anda yani şahane bir müzikle böyle enerjimi bir yükselttin ki böyle havalarda uçuyor gibiyim. Oh, süper oldu. Çok iyi oldu. Ben hep bu müziklerle yaşıyorum Vallahi zaten. Bilemem. şahane. Şahane bir müzik. Mutluluk nedir tabii aslında? Mutluluk nedir diye düşünürsek, mutluluk aslında bir süreç değil mi? Yani hani hep mutlu olmak diye bir olamaz yani. Her an her zaman mutlu olamayız tabii ki değil mi? Evet. Aslında küçük anlardan itibaren yapılan bir şey. Ama bence mutluluk çok yani yüzyıllardır konuşulan bir konu değil mi? Hepimizin amacı ne? Mutlu olalım. Bütün amacımız bu zaten değil mi? Evet, kesinlikle. Yani evet bir de mutluluk aslında bir bütün. Hani fiziksel bir bedenen mutluluk var, sağlık var. Ruhen, beynen hepsi böyle bir denge içinde ve de bir uyum ve bütünlük içinde biz hani holistik diyoruz. Hepsi bir uyum içinde olduğu zaman mutluluk oluyor. Çünkü hani çok mutlusun ama işte bazen vücudunda ağrılar oluyor, bir şeyler oluyor zaman tabii mutluluğun biraz kısıtlanıyor değil mi? Onun için bir bütünsel olarak bakmak lazım. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani Aynen, değil aynen. mi? Doğru. Hepsi bir bütün bunları. Dolayısıyla yani hep onu düşünmek lazım. Bir de neyi hatırlamamız lazım biliyor musun? Mutluluğumuzu devamı için niye burada olduğumuzu hatırlamak lazım. Yani hayat amacımızı hatırlarsak hiçbir şey çok bizi aslında üzmüyor. Çünkü görüyoruz ki yani iyi de olabiliyor hayatta, kötü şeyler de olabiliyor. Ama bizim bunu seçerek hayata geldiğimizi düşünürsek ki yukarıdan ben öyle düşünüyorum. Yukarıdan seçip gelmişiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla da o zaman çok üzülmüyorsun. Yani yukarıdakini bırakıyorsun. Birisi Allah diyor, birisi dua diyor, birisi işte enerji diyor, birisi Tanrı diyor. Herkesin değişik bir ismi var. Hani ona büyük büyük resme güvenirsen çok da yani biraz üzülüyorsun ama o kadar da çok üzülmüyorsun diye düşünüyorum. Yani bir de kendini sevmek de çok önemli bir şey. Yani kendini seversen zaten pozitif oluyorsun. Mutlu oluyorsun. Çok Değil mi? güzel, burada çok güzel yorumlar var Aylin. Bu arada Neler ben küçük söylüyorlar? söylemek istiyorum sana. Bir Lütfen, arkadaşım demiş ki mutluluk tamamen bence ne olduğunu bilmektir demiş. ya bu Güzel bir yorum. Sonra bravo. sevgili Ulaş demiş ki ruhen, bedenen ve sosyal halden iyilik haline mutluluk diyorum demiş. Mutluluk Bravo. tanımları çok güzel. Aa, ben bu Süper. akşam mutluluk filmini izleyeceğim Zülfü Livaneli'nin. Çok Aklıma iyi getirdiler. fikir, çok iyi fikir, Çok çok iyi iyi fikir. peki. Evet hayatım, devam ediyoruz. Çünkü Dinliyorum ben yani seni. kendimizi sevmemiz lazım ve kendimizi hatırlamamız lazım. Yani çünkü doğduğumuz zaman unutuyoruz neden buraya doğduğumuzu. Onu hatırlarsak ve kendimizi sevmeyi hatırlarsak her şey daha kolay olacak. Mesela şimdi uçamıyoruz ama hatırlayın uçtuğumuzda ne derler uçakta? İşte hava basıncı çıktığı zaman maskeyi önce kendinize sonra çocuğunuza koyun. Yani kendi self care çok önemli. Kendimize iyi bakmamız lazım. Bir de yani dediğim gibi olanı da her şekilde kabul etmek lazım. Unutmayalım. Size bir örnek vereyim. Hayat dört mevsim değil mi? Evet. Ya özellikle biz Türkiye'de ne kadar güzel tam bir dört mevsim var. Yani onun için Türkiye'de yaşayan insanların bunu tekrar şükretmesi gerekiyor. Dört mevsimi ne kadar şahane yaşadıkları için ama şunu söylüyorum hayat bir dört mevsim. Biz de yani o dünyanın bir varlıklarıyız değil mi? Biz de ağaçlar, bitkiler gibi bunun bir parçasıyız doğanın. Aynen. Dolayısıyla işte yani kış ne oluyor? Kış bitiyor. Bir ilkbahar geliyor. Her yer
çiçek açıyor. Ondan sonra yaz geliyor, tekrar sonbahar. İşte hayatımızda da öyle. Hani hep bir kötü bir an olduğu zaman ya da umutsuz olduğumuz zamanlar olabilir. İşte çok üzüldüğümüz, mutsuz olduğumuz zamanlar olabilir. Ama neyi hatırlamamız lazım biliyor musun? Artık kışın sonunda da tekrar bahar geldiğini, çiçeklerin açtığını. Dolayısıyla yani her şey gelip geçici. Sadece o kötü anlarda kendimizi koruyabilmek, o dengede kalabilmek çok önemli. Evet. Değil Evet. mi arkadaşım? Yani her zaman bahar geliyor, çiçekler açıyor. Sezen Aksu'nun dediği gibi ülkeme de bahar geliyor yani. Onun için Bence de. hiçbir bu Covid-19 bu da geçecek. Neler geçmemiş. Ama işte bu geçme süresinde kendi beden ve ruh sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi? Yani her şeyin içinde bir iyilik ve kötülük olduğunu da hatırlamamız lazım. Değil mi? Bir de yin yang vardır. Hani böyle bir şekil bakarsın siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah nokta vardır. Yani öyle Japon şeyi gibi. işte ondan. Evet, Yani evet, onu da hatırlamak lazım. Kötünün içinde her zaman bir iyi var aslında. İşte o göz, yani sen nasıl gözlük takmışsın, benim de kontak lensim var. Yani eğer o gözlük, o olay sana hizmet etmiyorsa başka bir gözlükle bakmak lazım. Çünkü değil mi? evet, bizde sen bu söyleyeceğimi anlarsın şimdi. Ermenice bir deyim var. Deriz ki Ammen çarik kıpere parik. Yani her tersliğin sonunda bir güzellik vardır. Her ters koşulun sonunda da bir hayır vardır. Bu aslında Türkçe açıklaması bu deyimin. O yüzden galiba kabul etmek en birinci şart. Ortamı ve durumu kabul etmek ama mücadeleyi de elden bırakmamak. Çok doğru. Yani o mutsuzluğun içerisinde bir mutluluk aramak galiba en doğru olan. Yani şöyle düşünmek lazım. Hepimiz inanın düşündüğümüzden daha kuvvetliyiz. Aslında evet. Değil mi? Şöyle bir düşünün. Geçmişe dönün. Yani hepimiz çok daha kuvvetliyiz aslında. Sadece o an olduğu zaman o içindeki cevher ortaya çıkıyor. Doğru. Bir Bir de çocuğu... Ha? sanırım, bir de sanırım şöyle bir şey var. En büyük çare keşifleri en büyük çaresizliklerde olabiliyor. Doğru Süper. söyledim mi? Süper. Yani Evet. süper. Mesela bir çocuğu hiç yüzme bilmeyen bir çocuğu denize atın ne olur? Yüzmeye başlar. Evet. Yani dolayısıyla ya da hani tıbbi anlamda hani hepiniz hastanede görürsünüz EKG şeyleri vardır böyle kalp böyle elektrokardiyogram iner çıkar. Yani o kadar aşağıya düşerse tekrar yukarı çıkabilir. Dolayısıyla hayat aslında hep böyle bir gidiş gelişlerle dümdüz bir hani o İKG'deki gibi dümdüz olamaz. Çünkü o zaman yokuz, ölmüşüz demektir. Yani çıkış ve inişler hayatta var olduğumuzun bir kanıtı yani. Değil mi? Doğru. Evet. Peki sen bunu terapilerinde nasıl mesela nasıl insanlara bu konuyla ilgili terapi yapıyorsun? Mutlulukla ilgili. Söyleyeyim. Birazcık anlatayım size. Tabii yani mutlu olmanın başında şeyler var. Dediğim gibi önce biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Dedim ya fiziksel olarak da ve beynende de biraz sağlığımızın olması gerekiyor önce. Bir sağlıklı olmamız lazım. Ne yapacağız? Yani sağlıklı yemek yiyeceğiz başta. Hep onu söylüyorum. Yani mutfağınızda yemek pişirin. Hem de yani şeyden sıfırdan hani hazır şeyler değil. Az basit şeyler yapın ama sağlıklı yemek yiyin. Yoga yapın, spor yapın, nefes çalışmaları yapın. Ne demişler? Hayat iki nefes arasındadır demişler. Yani doğru nefes alırsak beynimiz de güzelleşiyor, vücudumuz da, benliğimiz de. Meditasyon yapalım. Bu da çok önemli. Yani anda kalmak aslında meditasyon. Nedir? Kafanı boşaltmak ve mutlu o anda kalmak. Biraz ona geleceğim birazdan. 7-8, Timeline. evet, Timeline dedi. timeline terapi. 7-8 saat uyku uyuyalım. O da çok önemli. İşte geçen gün bir YouTube'da sevgili astrolog arkadaşım Işıl'la bir video çekmiştik. Ondan sonra orada demiştim ki işte sirkadiyen ritminize dikkat edin. İşte geceleri çok oturmayın. Benim İngiltere'deki arkadaşlarımla konuşmuştum 2 gün önce. Onlar da diyorlar ki bak bize atıfta bulundun biz geç yatıyoruz. Onlara Evet. demiştim ki çabuk uyuyun. Onun gibi yani iyi bir uyku lazım. İyi bir uyku olursa vücudunuz
dinlenir. Güzel kitaplar okuyun. Yeni şeyler öğrenin. Bunlar hayata bağlanmanızı sebep olur ve dolayısıyla da mutluluk kaynakları. İşte sanırım böyle hani oturup keşke şunu yapsaydım, keşke bu, ah eskide işte şu da şöyle. Yani eskide kalmak biraz insanın motivasyonunu bozan bir şey. Aynen. İleriye bakıp ileriye bakmak gerekiyor. Burada güzel arkadaşımız demiş ki seramik yapın. Dilekçim seramik yapıyor. Sanatın her dalıyla uğraşmak. Sanat Hobi, süper. Hobi, yani hobilerimiz olması gerekiyor. Aynen. Yani çünkü biliyorsun beynimizin sağ ve sol lobu var. Hani sol lobu daha çok mantık, işte karar, işte daha çok böyle günlük şeyler. Ama sağ lobu da hani sanatla. Dolayısıyla hep yine biyolojiye geliyor, vücudumuza geliyor. Eğer sağ ve sol lobumuzu beynimizin dengede tutarsak, bir işte sanat yaparak, müzik yaparak, aynı anda tabii mesleklerle de uğraşabiliriz. Hani matematik, fizik falan gibi bunlarla beynimizi de dengede tutup vücudumuz da huzurumuz da yerine geliyor. Çok çok doğru. Bir güzel müzik dinlemek mesela, değil mi? Evet, Aylin çok enteresan bir şey. Evet. Şimdi ben özgüveni çok yüksek bir kadınım. Beni biliyorsun. Yani Biliyorum. çok çok rahatım. Her konuda çok rahatım. Hı. Bu canlı yayınlar yaparken önce kendi kendime yayınlar yapıyordum. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi sohbet ediyorduk. İşte şamata yapıyorduk. Şimdi olayların seyri değişti. Burada gerçekten bir sorumluluk söz konusu. Ben sevdiğim bütün arkadaşlarımı yetileriyle birlikte kendime konuk ediyorum. Ve aslında burada birçok insana konuk ediyorum. Ve fark ettim ki bugün özellikle, dün de aynı şeyi yaşadım, bugün keza yaşadım. Heyecan yapmaya başladım. Ne kadar güzel. Şu an heyecanlıyım. Gerçekten şu an benim kalbim atıyor. Yani onu ben hissediyorum. Ve bu ayrı bir mutluluk veriyor. Neden? Bir şey yapıyoruz, iyi bir şey yapıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda anı yaşamak galiba böyle bir şey. Şu anda heyecanlanmak da böyle bir şey. Yaptığım şeyden büyük keyif alıyorum. Ve senin de şu anda çok keyifle konuştuğunun farkındayım. İnsanlar da katılmaya başladıkça daha da büyük keyif oluyor. O yüzden arkadaşım devam et. Bize mutluluğu anlat lütfen. Teşekkür ederim canım benim. Yani o kadar güzel söyledin ki anda kalmalıyız. Çok zor. Yani değil mi? O kadar da kolay bir şey değil. Aslında kelimelerimize dikkat edelim yani. O da çok önemli. Zor dersek zor olur, kolay dersek kolay olur. Dolayısıyla temkinli davranalım. Anda kalalım. Şimdi anda kalmak nasıl olur? Ne geçmişteki olaylara üzüleceksin, ne de gelecek ile ilgili endişe duyacaksın. Bunu becerebilirsen buradasın, andasın demek. Ama bunu nasıl yapacağız? Tabii eğer geçmişte bizim çok, ne bileyim, korkularımız olmuş da olabilir, kötü anılarımız olmuş olabilir, değil mi? Hepimizin yani, insanız var yani. Olmaz. Kötü anılar, hatıralar, onları arada hele bu işte evde kalma günlerinde sürekli aklınıza gelebilir. Aklınıza gelince ne olacak? O sizi böyle aşağıya çekecek. Gerçek. Ne yapalım? İşte eğer bu istenmeyen anılardan kurtulursa hafifleyeceğiz. Dolayısıyla anda kalacağız. Ben bugün onu size biraz anlatacağım ve bir iki pratik yapalım isterseniz. Küçük bir iki demonstrasyon yapalım. İnsanların belki faydasına olur. Onlar da evde yapmaya çalışırlar. Şu anda benim canım mamacım, annem Bodrum'dan diyor ki ben anda kalabiliyorum, becerebiliyorum Bravo. diyor. Merhaba. Şüphem yok zaten. Onun bu anı yaşama dürtüsünden hiç şüphemiz yok. Gerçekten büyük rol model. Büyük rol Şahane model. Bir kadın senin annen. Maşallah. Evet, yaşına rağmen hayata tutunması, işte teknolojiyi kullanması, gününü gün etmesi, gerçekten seviyorum onu yani. İyi ki benim Bak, annem. süpersin yani. Gerçekten annene şapka çıkarıyorum. Bu arada benim eniştem Nurhan oradan şey yapıyor. Şahane şeyler söylüyor o da yani. Güneşe yüzümüzü dönersek demiş sevgili Nurhan, gölgeler arkada kalır. Çok haklı. O kadar haklı ki. Ama işte bazen bu gölgelerimiz bizi takip ediyor Nurhancığım. Yani gölgeler maalesef bizi takip ediyor. Sanırım Aylin'in anlatmak istediği şey de bu. Bu gölgeleri
olduğu yerde bırakmak ve güneşe yüzümüzü dönmek gerekiyor. Ama Ya. bunu nasıl yapacağız? Şimdi İşte bu bunu nasıl? gölgelerden nasıl kurtulacağız? Yani bir kere sizin kendi gücünüzü hatırlamanız gerekiyor. Hepimiz bunu yapabiliriz. Dünyada bir kişi yapabilirse, inanın kaç milyon kişi yaşıyor, herkes yapabilir. Ben yapabiliyorsam sen yapabilirsin. Sen yapabiliyorsan senin annen yapabilir, arkadaşın, herkes yapabilir. Sadece şeyi var, karar vermek ve niyet etmek. Yani niyet çok çok önemli. Dolayısıyla bir niyet edeceksin. Diyeceksin ki ben bu artık bana hizmet etmeyen anıları istemiyorum. Yani niye ben taşıyayım ki? Düşünsenize birisi geldi, sizin evinizde bir duvar vardır değil mi Tamar'cığım? Bir duvarım var. Herkesin bir duvarı vardır, büyük küçük. Şimdi geldi birisi, geldi oraya çok kötü bir resim çizdi. Şaha, çok kötü bir resim. Yani acayip hiç hoşlanmadığım bir resim. Yamuk yumuk bir şey. Sen onu orada bırakır mısın o resmi? Hayır. Sen de kendi başımıza bunu yapabiliyoruz. Yani o resmi, kötü anıların resmini beynine duvar düşün, o duvarın üstünde bırakıyorsun. Ne kadar kötü bir şey. Yani bu yapılır mı kendine? Kendini seversen bu boya duvarı tekrar beyaza boyuyorsun önce, sonra istediğin rengi yapıyorsun. Şimdi onu yapalım diyorum. Şimdi mesela senin geçmişinde hiç canını sıkan, işte ne bileyim kötü bir anın var mı? İşte seni düşündüğün zaman hep aklına geldikçe canını sıkan. O büyülü. Yok. Yok. Hadi hadi. Vallahi da yok billah. Benim hiç öyle kötü anılarım yok. Hayatım toz pembe, rengarenk, muz Maşallah. kokulu. Şimdi olur ya, o zaman izleyenlerin olur ise diye söylüyorum. Şimdi farz edin kendinizin kötü bir anısı var. Ne bileyim birisi size çok kötü bir şey söylemiştir. Sizi arkanızdan vurmuştur. Yani Peki. kalbinizi kırmıştır. Peki, bir pratik yapacak mıyız bununla Hadi ilgili? yapalım o zaman. Ben denek olabilir miyim? Tamam, sen denek ol, sen de yap orada, ama herkes de, seyreden herkes de bunu yapabilir. Yapsın. Şimdi ne O zaman yapın lütfen? Sadece benim dediklerime yani yapın, herkes yapabilir. tamam. Diyorum ki bir anınızı hatırlayın kafanızda. Ki kötü bir anı, yani siz onu her düşündüğünüzde canınızı sıkıyor. Huzurunuzu kaçırıyor. Gereksiz bir şey yani. O anıyı hatırlamazsanız çok daha iyi olur. Çünkü her hatırladığınızda kendinizi kötü hissediyorsunuz. Moraliniz bozuluyor, mutsuzluk, böyle bir hiçbir hoşluk, karnınızda bir kötülük oluyor Şimdi ben sana yani. demiştim ya hani okul zamanında bir seni hatırlıyorum bir de öğretmenlerimi hatırlıyorum diye. Sen anılarımın mutlu tarafındaydın. Ay ne güzel. Öğretmenlerim bir kısmı evet senin yanındaydı ama bir kısmı da kötü anılarımdı. Belki de işte eğitim hayatımı etkileyen öğretmenlerdi ki bugün eğitim alamamamın belki de bir kısmının kabahatlisi onlar. Fazlası bende ama bir kısmı da onlarda. İşte onlardan bir tanesiyle ilgili gerçekten çok ciddi Tamam. travmam var benim. Tamam. Onun üstüne deneyelim istersen. Tamam. Ama söylemene gerek yok hani. Okey. İçinde kalsın. Okey. Şöyle yapalım. Şimdi o önce bir ne olduğunu sana anlatacağım. Sonra gözünü kapatarak yapacağız. Ama önce bir Okey. anlatayım. Şimdi o anıyı bir resim düşün. O an, bir resim. Gözünün önüne getireceksin o anıyı. Ondan sonra ama sana birkaç soru soracağım önce. Büyük mü küçük mü? Mesela o büyüklüğü uzay kadar mı? Yani o resmin büyüklüğü ne kadar mesela? Bu anı olarak, o resim diye, bir resim çerçevesi diye düşünürsen. Valla evimdeki gardırop kadar. Tamam, okey, okey. Şimdi ondan sonra onu ne yapacaksın? Zaten yani başlamadık da anlatıyorum. O resmi gözünün önüne getireceksin, başla dediğim zaman. Ondan sonra ben onu senin küçültmen isteyeceğim. Mesela şu kadar hale getireceksin onu. O gardırop kadar resmi gözünün önündeki şu kadar küçücük bir Çerçeve getireceğim. Çerçeve haline getireceksin ve siyah beyaz yapacaksın. Normalde o renklidir. Siyah beyaz yapacaksın. Ondan sonra ben sana söyleyeceğim nasıl yapacağım. Tarif edeceksin. Hazır mıyız? Ben hazırım. Şu Hazırlar. anda arkadaşlar, şu anda gözümde gözlük yok. Yazdıklarınızı okuyamayacağım. Sadece terapiye odaklanacağım. Ama sonrasında söz veriyorum, yazılan her şeye cevap vereceğim teker teker. Evet. Şimdi arkadaşlar herkes bir rahat koltuğuna otursun. Yani gevşeyin, her şey işte kendi, o zaten kendi evimizdeyiz hepimiz. Rahat olun ve gözlerinizi kapayın. Şu anda geçmişte sizi
mutlu etmeyen bir anınızı, sizi mutsuz eden bir anınızı hatırlayın ve onu bir resim haline getirin. O resmi tam gözünüz önüne koyun. Büyüklüğü, küçüklüğü ne kadar olursa olsun onu bir gözünüz önüne getirin. Ondan sonra bu resmi ben şimdi size başla dediğim an küçültün. Küçült, küçült, başla. Küçült, 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 resim küçülüyor. Renkli resim küçülüyor ve siyah beyaz haline geldi. Siyah beyaz resmi küçülttün, küçülttün, küçülttün. Küçücük hale geldi ve siyah beyaz. Elinizle bir çarpın böyle şşş. Biraz çarpın, çarpın, çarpın. O resim iyice siyah beyaz hale geldi. Çarpın, çarpın, küçücük kaldı. Uyanın, bey. Açın gözlerinizi. Şimdi nasıl? Evet. Şimdi durun, bitmedi. Bitmedi. Siz Nasıl olduğunu söyleyeyim mi? Küçük bir şey tabii. söyleyeyim mi? Lütfen, lütfen. Şey gibi, üflediğim balon gibi. Üfledim ve orada ve söndü şu anda. Süper. Süpersin Tamar'cığım. Süpersin. O kötü balonları söndürüyoruz zaten. Tamam mı? Şimdi bir de şöyle yapın. Bu hani anınız var ya, kötü anınız var. O anınızın bir ilk resmi, bir son resmi vardır değil mi? Böyle bir, o bir, çünkü bir olay yani. Şimdi Evet. son resmine, bitiş haline bir düşünün. Orada bir resim var. Şimdi daha söyleyeceğim ama daha yani başlamadık. Tarif ediyorum ne yapacağınızı. O son resmine gitmenizi rica edeceğim olayım. Bir film şeridi gibi düşün. O son resmi geriye saracağız. Hızlı hızlı ama çok hızlı. Hani eskiden böyle Lori Lazi'de filmler var. Böyle geri 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 Hızlı gittiler. çekim. Evet, Hızlı evet, çekim. evet. O son resmi ilk resmine kadar hızlı çekim geriye götüreceğiz. Okey. Hazır mıyız? Film Yine şeridi gözümüzü önünüzde kapatıyor duruyor. muyuz? Gözünüzü kapatın. Film şeridi önünüzde. Son resim en sonda. Atlıyorsunuz, gidiyorsunuz son resmin içine. Şimdi o son resmi hızlı 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 geriye sarıyoruz. Hızlı. Yeşilçam filmleri gibi geriye sardı. Hızlı hızlı hızlı. Geldik ilk baştaki ilk resme geldik. Aç gözlerini. Açabilirsin. Açtım. Nasıl hissediyorsun? Yani şimdi yok desem hafif hissediyorum. Hafif Hafifi. hissediyorsun. Hafifi. Bravo, bravo. Ama hala bende var mı? Evet var. Peki. Komple yok değil. Ama evet bu sistemle bu başarılabilir. Bunun üstüne çalışılırsa eğer bu başarılabilir. Tabii ben Sanırım sizi burada travmanın büyüklüğüyle alakalı bir şey bu. çok büyük şeyler var. Tabii bu bir seansla oluyor. Yani burada ben size küçük bir demonstrasyon yaptım aslında. Şimdi Evet. bu seanslarda, terapilerde önce tabii oturuyoruz, konuşuyoruz. Ta bu olayın en başına gidiyoruz. Hı. Birçok şey var ve tabii dolayısıyla da pardon. Bu Ben de çok içim. küçük bir demonstrasyon oldu. Yani bunun gerçek hayatta uzun bir seans yaparken bunun tabii daha fazla hakkını veriyoruz. Yani Evet. böyle bir şey var. Dolayısıyla da çok çok önemli yani geçmişimizden kurtulmamız lazım. İnşallah bir sonraki şeylerde de gösterebilirim Tamarcığım isterseniz. Bir de tabii geleceğimiz var. İnsanlar geleceğinle şey yapıyor yani geleceği merak ediyor. Gelecekte ne olacak? Kuruntu ediyor, üzülüyor, değil mi? Evet. Geleceği Kaygı, düşünerek kaygılık var mutsuzluk yani. oluyor. Dolayısıyla aslında geçmişin en iyi hali artık bitmiş değil mi? Biz bitmişiz zaten. Yani o geçmişte olmuş bitmiş ama gelecekte en güzeli daha yaşanmamış. Yaşandı. Biz kendi beyaz bir sayfa bir düşünün. Hani onu biz kendimizin istediği gibi yazabiliriz o hikayeyi. Bunun Doğru. da yöntemleri var. İşte o timeline terapide nasıl bir gelecek istiyorsak tabii kaderimizin ana yollarından ayrılmamak şartıyla. Bu çok derin bir konu aslında. Tabii neler istediğimiz bizim hayat amacımızla da belli. Dolayısıyla da oralara girmek yani ileride gireriz isterseniz. Bu da mümkün. Yani öyle bir şey var. Kendi hayatını, geleceğini yarat gibi. Yani ben mesela Hamburg'dayım şu anda. İşte geçen Temmuz'da buraya taşındık. İnanın yani ben buradan çok şeyle can kalbimle söylüyorum. Bu hayatı ben buraya gelmeyi ben yarattım. Bravo. Şu anda
Yani detaylara gireriz. Ben sana daha da ileride anlatırım. Bu mümkün. Bir de yani çok önemli şeyler var. Başkalarının bizim hakkında ne düşündüğümüzü de çok umursamamak lazım, biliyor musunuz? Ah, onu nasıl yapacağız Aylin? Çünkü mesela birisi diyor ki, ay niye bunu böyle yap? Ay kadına bak, şunu giymiş, şunu yapmış, bilmem ne, saçı böyle niye? Ay bilmem ne. Hani yani kendimizi seversek bir de başkalarının bizim hakkında düşündüklerimize de çok saygı duymak lazım. Ama yani kabul etmek zorunda değiliz. Dolayısıyla da rahat olmak lazım. Bir de enerjimizi yüksek tutmak lazım. Tabii Sezen Aksu'yu ben çok beğenirim ama 432 Hz müzik dinlememiz lazım. Tamarcığım, sen de bunları dinlet bize. Yani sen de onlarla böyle şahane müzikler var mesela. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Şu Timus bezimiz var, biliyor musunuz? Bilirsiniz. Şurada hani Anadolu'da bir hani alan işte yağ şey yaparlar. Birileri ölünce falan bütün alanlar Ağıt, ağıt yaparlar. atılır. O nedir biliyor musunuz, onun altında yatan? Burada bir Timus bezi var. Timus bezini buluyorsanız oradaki şeyi, Timus bezini aktive ediyorsunuz. Çok önemli. Her gün yapıyorum ben, biliyor musunuz? Neden? Ne yapıyoruz burada? Yani tam böyle şu boğazınızdan 4 parmak aşağıda böyle bir yer var. Orası Timus bezi. Şurayı Şurası. dördün Aa. altında. Evet. 4 parmağınızın altında gibi. Oraya vuracaksınız günde birkaç kere. Orası Timus bezi aktive olunca immün sisteminiz daha kuvvetleniyor. Yani insanlar, hep onu söylüyorum, benim söylediğime inanmayın. Siz de araştırın, kendiniz bulun. Çünkü Allah enerji, kim ne diyorsak, neye inanıyorsanız bize bir beyin vermiş, değil mi? Bir filtre. O filtreyi kullanmamız lazım. Ne diyorsam %100 inanmayın, kendiniz araştırın. Lütfen bunu da yapın. Gerçekten çok faydalı, öneriyorum size. Ya Süpersin. bilmiyorum, benden bu kadar. Soru cevap bir şey var mı Soru soracağınız? cevap, soru cevap. Şimdi biz burada diyorum ya, hep anlatıyorum arkadaşlarıma. Burası bizim antrenman bölgemiz. Instagram Aynen. antrenman bölgemiz. Biz bunu gerçekten profesyonelliğe dökeceğiz ve YouTube kanalında harika çekimler yapacağız. Uzakta olsak da Skype aracılığıyla güzel Evet. çekimler yapacağız ama büyük buluşmayı İstanbul'da gerçekleştireceğiz sen geldiğin zaman. Yok gelemedin Aylin, ben geliyorum oraya, orası. Valla ben geliyorum, yani yollar açılırsa Haziran sonu ben İstanbul'dayım, Evet, yani evet. adadayız. Harika, harika. Dolayısıyla biz bu güzel sohbeti belki de seni biraz yoracağım buraya geldiğinde birkaç çekimle. Estağfurullah, estağfurullah. Deniz kenarında Oh, böyle oh, oh, güzel dalgaların sesiyle harika şeyler yapacağız. Ben eminim buna. Ve şu anda bizi bütün takip eden herkes konuyla ilgili gerçekten çok heyecanlı. Çünkü bu kadar samimi ve bu kadar dost, yetkin insan bulmak biraz sıkıntılı, zor. O yüzden sen cansın, arkadaşsın, kardeşsin. değil mi? Bunu yapacağından eminim ve bize umut olacaksın. Bunu da biliyorum. Şarkı kısmı bende, rahat ol. Ben onu çözerim ondan sonra. Ama böyle güzel konular buldukça biz bunu sanırım seninle her hafta bir kere yapacağız. YouTube'a geçene kadar. O yüzden ben de her hafta duyurularını yapacağım. Sen de yapıyorsun zaten. Sayende şahane yeni dostlarım oldu. Yeni sayfa takipçilerim oldu efendim. Benim de öyle vallahi. Senin hakkında Evet, bir çok çok takip etmeye başladı. çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Bence biz güzel şeyler yapacağız Aylin'cim. Bence biz güzel Aynen. şeyler yapacağız. Arkadaşımız der ki bu tekniğin adı Teknik adı neydi? nedir? Bu yaptığımız teknik, Dilekçim, yaptığımız şey bir NLP tekniği. Yani Neuro-Linguistic Programming denen bir teknik. Lütfen onu da araştırın. Kendimizin en iyi olma hali, kendimizi nasıl daha iyi bir hale sokarız, amaçlarımıza nasıl ulaşırız, onun bir tekniği, NLP deniyor. Ama bu geleceğimizi istediğimiz yere şey yapma, yani timeline'ımıza, gelecekte neler istediğimizi yapma koyma sanatına timeline terapi deniyor. O da, onu da lütfen araştırın. Aslında şimdi bütün bunların tabii teknik isimleri var. Bunların hepsi birer bilim dalı. Hiçbir itirazım yok ama bir şeyin farkına varıyorum şu anda. Kendimle ilgili söyleyeceğim.
Tamamen içgüdüsel olarak yapmış olduğum bazı şeyler var. İçgüdüsel yapıyorum ben bunları. Ay. Herkesin bence içgüdüsünde bazı şeyler var ve bu söylediğin her şeyi biz zaten bir şekilde kendi yolumuzu bulmak adına yapıyoruz. Sadece sen bir fener olacaksın burada. Anladığım kadarıyla bizim doğru yönelmemiz için Nasıl doğrusu. güzel bir tespit biliyor musun yaptın? Çünkü yani şurayı dinlememiz lazım. Artık zaten Covid dedik ki Covid-19 içimize dönmemize sebep oldu. Artık kendi evimizdeyiz, kendi kabuğumuzdayız. Artık fabrika ayarlarımıza dönmek zorundayız. Orası da neresi biliyor musunuz? Kalbimiz. Burası. Kalbimizle düşünmemiz gerekiyor artık. Yani dolayısıyla beyin ve kalbin artık beraber böyle bir dengede çalışması gerekiyor ki zaten bir sürü şey bir sürü insan zaten eğitim almadan bu işi yapıyor söylediğin gibi. Kalbini dinleyeceksin ama tabii ki yani dediğin gibi NLP işte aldığın eğitimler hipnoterapi yani aslında biliyor musunuz ya da EFT teknikleri var yani binlerce teknik var binlerce teknik var hepsi aynı kapıya çıkıyor. Önemli olan o büyük resmi görebilmek ve hepsinden faydalanmak. Ama yani kalbimizle düşünmemizi tavsiye ediyorum. Ve sanırım şunu da unutmamamız gerekiyor. Vücudumuzun patronu biziz, değil mi? Kendimizin patronu biziz. Biz ne istersek o oluyor aslında. Ya bilgisayar gibi düşünün. Yani bir bilgisayarın tuşuna basarsanız ne olur? O işi yaptırırsınız, değil mi? Bizim beynimiz de bilgisayar. Size bir sonrakinde size böyle bir şey göstereceğim. Bir teknik göstereceğim. İşte böyle bilgisayarın tuşuna basar gibi vücudunuzda herhangi bir yeri böyle basıyorsunuz. Ona Evet. kaydedeceğiz güzel anıları falan. Daha mutlu hissetmenizi, kötü anlardan kendinizi nasıl daha iyi mutlu hissedersiniz onu yapacağız bir dahaki sefere. O da çok mümkün. Bir de yani arkadaşlar dediğim gibi kendinizi sevmek lazım ve en önemlisi biliyor musunuz? Gülümsemek. Çok önemli biliyor musun? Neden biliyor musun? Bilinçaltı sen gülüyorsan yalandan mı gülüyorsun? Gerçekten mi gülüyorsun? Ayırt edemiyor. Mesela ha 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 böyle bir gül. Zaten kendi kendine gülüyor insan. Çok bak gülüyoruz görüyor musunuz? Yani gülümseyin lütfen gülün. Yani o anda Peki. hiç gülümsemek istemiyorsanız da gülün yani. Şu şuralarını biraz oynatın. Yani gülümserseniz ne oluyor bilinçaltı? Aa bir şey var ki de, iyi bir şey oluyor ki gülüyor diyor. Hemen endorfin salgılıyor. Mutluluk hormonu salgılıyor. Yani biz Dolayısıyla lütfen gülün. bilinçaltımızı, o zaman biz Kandırırız yani. bilinçaltımızı kandırabiliriz yani. Tabii ki biz biziz. Onun işte ne diyeyim otobüsün şoförü ya da kaptan, geminin kaptanı biziz yani. Onu bilirsek biz zaten bilinçaltımızı her şeyi yaptırabiliriz. Bir William James'in bir lafı var. Bir psikolog, psikolog galiba Amerikan yanlış hatırlamıyorsam şöyle diyor. Mutlu olduğumuzdan gülmeyiz diyor adam. Onu da lütfen bir araştırın. Yani gülümsediğimiz için mutluyuz diyor. Ne büyük laf değil mi? Gülün yani. Deli gibi gülün. Bu şeye benziyor Aylin, çok komik. Yaşımız böyle biraz ileri olunca ve işte Daha hani olmadı. Daha tam olmadı. olmadı, başka bir şey söyleyeceğim. Hani düşüp bir yerimizi kırıyoruz ya. Aslında kırıldığı için düştük mantığı gibi bir şey bu. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan, değil mi? Evet, Bu bilinçaltı gerçekten öyle çalışıyor. Lütfen sevgili gülün. Baki Bey der ki, bilinçaltı tekniklerini anlatırsanız sevinirim. Bunun notunu alalım mı? Tamam Bilinçaltı mı? teknikleri. Bu özel, önemli bir Yani durum, değil bir mi? sürü teknik var. Bunları konuşalım. Yani sen... Mamacım sen hep gül, hep gül olur mu? Hep gülüyormuş benimki. Tabii ki, tabii ki. Yani çok önemli gülmek gerçekten. Yani genç kalmanın sırrı, mutlu olmanın sırrı gülmek. Hiçbir şey yoksa da gülün yani. Bırakın deli desinler. Peki. Peki mesela çok enteresan bir şey bu. O zaman biz her anlamda donanımlıyız normalde. Her şeye sahibiz ama kullanmasını bilmiyoruz. Gerçekten öyle. Çünkü bir çocuğu düşünün. Yani biz aslında mükemmel doğuyoruz, değil mi? Ya mükemmelsin. Normal, ya yani normal koşullar altında söylüyorum. Tabii çok farklı şeyler, örnekler olabilir ama normal koşullar süper bir halde doğuyoruz. Yani beynimiz ve bilinçaltımız tertemiz. Ama ileride bir şeyler oluyor, olaylar oluyor falan filan kirletiyoruz. Mesela çocuklarımızın bilinçaltını da çok kirletiyoruz. Mesela çocuklara diyoruz ki aman çocuğum işte
ne diyeyim işte mesela şişmanlık falan bundan ortaya çıkıyor. Aman çocuğum ben hatırlarım. Neyse ki bana öyle olmadı yani. Aman çocuğum tabağını bitir yoksa nişanlın çirkin olur. Bak. Evet. Aman çocuğum işte üstünü giyin. Soğuk yeni soğuk bilmem ne İngiltere'de öyle yaparlardı. Gelecek soğuk seni ısıracak falan. İşte sana iğne yaparım. İğne yaparım. Şu yemeği niye versen ben sana iğne yaparım falan. Bunlar hep yani çocukluğumuzda kulaklarımda hatırlıyorum böyle şeyleri. Ondan sonra insanların korkusu oluşuyor. Köpeklere Bebekler karşı oluyor. mesela. Köpeklere. Mesela ya ben yaptığım bir terapide hiç unutmuyorum. Geçmişine döndük bu kişinin. Kediden korkuyor. Yani koskoca bir adam yani. Böyle hatta avukattı falan böyle İngiltere'de. Kediden korkuyor. İnanamazsın. Kelli felli bir adam yani. Gittik Doğru. gittik baktık. Ta çok küçükken yani o şey inanılmayan bir şey. Pusette adam kendi pusetteyken bir kedi yamuk bakıyor ona. Bir kötü bir miyav yapıyor. Orada korku oluşuyor. Düşünebiliyor musun? Yani bizim bilinçaltımız çok acayip. Dolayısıyla temiz tutmaya çok ihtiyacı var. Bu tabii çocukluktan itibaren geliyor. Burada Serdal Küçük Şahin demiş Ah ki, Serdar'cığım merhaba. Serdar benim insanı mutlu kılan kedim. şey koşullar değil, ruh yapısıdır. Voltaire'in bir deyimi anladığım kadarıyla. Doğru bence. Doğru. Süper. Serdar'cığım merhaba. Biz ilaç firmalarında çalışırken ben o zaman Türkiye'de product manager'lık yapardım eczacı olarak. Serdar da bizim şahane bir mümessilimizdi, tıbbi mümessil. Ama o zamandan hatırlıyorum, 30 sene falan önce tabii bu. Okur, çok okuyan, çok sanatla uğraşan bir kişiydi. Hala kontaktayız. Neyse ki bu artık Facebook, Instagram var. Sizler Süper. arkadaşlar. O yüzden çok Süper. severim ve saygı duyuyorum. Evet, Merhaba. sevgili Hamiyet der ki anne karnında bile yaşanan travmalar oluyor değil mi? Aynen. Olmaz mı? Aynen. Mesela neler oluyor? Hamileyken çok kötü bir anı oluyor. Şeye ne bileyim döven çok kötü şeyler var. Yani Evet. kadına şiddet falan. O çocuğun halini düşünün tabii. O çocukta bir korkuyla da doğabiliyor yani. Evet. Sevgili Nilay, tabii ki de yaparız. Böyle güzel dostlarımız Nilay'cığım merhaba. varsa, Hamburg'dan arkadaşlarım. böyle harika dostlar varsa çocuklar ile ilgili bir bölümde yapabilir misiniz? Nasıl Tabii bilinçlerini ki. temiz Tabii tutarız ki. diyor. Süper. Tabii ki de yaparız. Aylin'cim var, pedagog arkadaşım Hakan Süper. var, daha bir sürü insanlar var. Bize Süper. bu konuda ışık olacak, yol olacak. Aylin'im çok güzel ya, çok güzel konuşuyorsun. Şiir gibi anlattın. Canım benim. Sen asıl sensin. Sen öyle aynasın yani. Çok küçük bir şey söyleyeceğim Nilay'a. Nilay'cığım çocuklarımıza ne söylediğiniz çok önemli. Konuşurken kelimeleri seçerek kullanalım. Olumlu cümleler kullanalım. Mesela ben size bir şey daha küçük bir şeyim. Sakın aklına ne diyeceğim? Mavi ağaç düşünme dersen. Ne yapsın? Hemen gözüne mavi bir ağaç geldi değil mi? Ya yani olumsuz konuşmamak gerekiyor. Olumlu cümleler. Yasaklanan her şey caziptir, değil mi? Aynen, Ya aynen. ben mesela kendimden biliyorum. Kilo alma maceram mesela. Ben çok kilo aldım. Anormal kilo aldım. Yani Gibi seçeyim. 116 kilolarla korkumu yenip o ameliyata girdim. Neden bu kiloyu aldım? Hani su içtim, yaradı. Öyle bir dünya yok. Yediğim için aldım ben bu kiloyu. Doğru. Ama bana yeme dedikleri için yedim. Ciddi misin? İnadına yaptım, inadına yaptım. Mesela zayıfladım, 20 kilo verdim, sporla, diyetle, dünya paralar harcadım, öyle böyle. Aa, çok güzel her şey. Atıyorum, canım bir şey istedi, bir çatal bir şey aldım. Yeme, bak bu kadar kilo verdin, yazık değil mi? Dendi, ben inadına gene yedim ve o kiloya geri gelene kadar uğraştım. Ne zaman ki gene 116 kiloyu gördüm, dedim ki Tamar kendine gel. Kendine zarar veriyorsun. Dolayısıyla gittim o ameliyatı oldum. Ha, Kendini sevmekle değil alakalı. Kendini şimdi daha çok seviyorsun, değil mi? çok seviyorum. Ya. Bu Tamar'ı daha çok seviyorum. Tabii. Yani ama biliyor musun o şişko halimde bile içimdeki bunu biliyordum ben. Ya içimdeki bunu tanıyordum. Sadece ortaya koyamıyordum. Dans etmekten çekiniyordum. Konuşmaktan çekiniyordum. Ya. Giyinmekten çekiniyordum.
Mesela bana diyorlar ki neden bu kadar büyük takılar takıyorsun? Çünkü neden? O kadar büyüktüm ki taktığım her şey küçücük kalıyordu üstümde. Yani bunlarla dikkat çekiyordum belki de. Büyük büyük takılar takıyordum. Şimdi farkına varıyorum ki küçüklerini hiç sevmiyorum. Hep böyle büyük şey. Kendim küçüldüm ama takılarım hala büyük Ama kaldı. yani işte değil mi? Herkesin kendine bir tarzı var, sevdiği şey var. Ne istiyorsan ben hep onu söylüyorum. Kızıma da onu söylüyorum. Ekolojik olarak bir ziyan, zarar kimseye vermiyorsan istediğini yapabilirsin. Evet. Değil mi? Saygı Doğru. çerçevesinde bir kimseye bir zarar vermiyorsan yap. Büyük takarım, küçük takarım. Yani önemli olan senin mutlu etmesi. Bir şey seni mutlu ediyorsa ve kimseye zarar vermiyorsa yap gitsin Tamar'cığım. Değil mi? O zaman Ne yapıyoruz ve yapalım? diyor. O zaman diyorum ki ben madem mutlu olmamız lazım. Kutlama denilen şey hep bir şeyleri kutlamak mutlulukla alakalı bir şey. Değil Değil mi? mi? Kutlama, anma değil. Bu bir kutlama. O Doğru. zaman efendim bence Sezen'in şarkısı gerçekten bu anlamda çok çok güzel bir şarkı. Ben bir saniyenizi rica ediyorum sizden. Çünkü neden? Bu şarkıyı bir kere daha dinlemek istiyorum. Süpersin. Bence hepiniz de dinleyin. Güzel bir şarkı. Aylin'cim ben sana çok 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 teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum İyi canım. ki varsın. Arkadaşlarım iyi ki varsınız. Aylin'e burada veda edeceğim ama siz bir yere ayrılmıyorsunuz. Başka duyurular yapacağım size. Bu akşamla ilgili önemli şeyler söyleyeceğim. Seni öpüyorum Aylin'cim. Ben Tekrar konuşacağız teşekkür olur mu? ediyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, gülümseyin ve Gülümseyin.